Tanzimat Edebiyatı'nın özellikleri nelerdir? Tanzimat 1. dönemle 2. dönemi nasıl ayırt edebilirim? Tanzimat 2. dönemin en önemli sanatçıları kimlerdir? Ve bunları görsel hafızaya atarak nasıl en kolay öğrenebilirsiniz? Bugün derste bunları işleyeceğiz arkadaşlar. Çok önemli bir dönem. ÖSYM'nin hemen her sene sınavda sorduğu bir dönem. AYT Edebiyat'ın da zirvesine oturan bir dönemden bahsedeceğim bugün. Tanzimat 2. döneme geçiyoruz arkadaşlar. Önemli sanatçılarımız, sanatçılarımızın özellikleri ve hangi eserleri sınavda en çok gelir? Bugün derste bunları işleyeceğiz. Ama bunları işlerken biliyorsunuz ki edebiyat çok unutulan bir ders. Öğrencilerin de en çok bu durumdan şikayetçi olduğunu görüyorum. Edebiyatı nasıl unutmazsınız? Hafızanıza nasıl en kolay atarsınız? Bunu görsel hafıza teknikleriyle birlikte işleyeceğiz. Ve şu dersten sonra Tanzimat Edebiyatı akıllarınızdan hiç çıkmayacak. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada derse başlamadan önce kısacık bir bilgi de vermek istiyorum ki videoda kullandığım tüm görseller bana ait ve baktığınız zaman oradaki kodlamaları hiçbir yerde göremiyorsunuz ve videonun sonuna da hepsini ekliyorum. Eğer sizi dinlerken yetiştiremediyseniz hemen bir screenshot alıp notlarınıza alabilirsiniz. Evet, Tanzimat 2. dönem. 1. dönemle farkı nedir? Önce bir buna bakalım arkadaşlar. 1. dönemde biliyorsunuz ki sanat toplum içindir anlayışı vardı. Toplumun problemlerine eğilme vardı. Toplumun sorunlarını çözmeye çalışıyordu sanatçılar. Ama artık 2. dönemde şunu görüyorum ki politikadan uzak, tamamen estetik kaygıların güdüldüğü bir edebiyat anlayışı göreceğim. Tanzimat 2. dönem demek aslında sanat sanat içindir demek. Sanatın bireyselliğe kavuştuğunu, toplumdan uzaklaştığını görmek demek. Bunun tek bir nedeni var: sürgün. Biliyorsunuz ki sürgün çok çetin arkadaşlar. O dönemde sanatçılar sürgüne gönderildikleri zaman oldukça sıkıntı çekiyorlar ve bundan uzaklaşmak için de artık bireyselliği tercih ediyorlar. Sanat sanat içindir diyorlar. Bireysellik, tabiat, doğa ön planda diyorlar. Peki sanatçılardan hareketle dönemi en iyi kavramak en önemli özelliğimiz bizim. Çünkü artık biliyorsunuz ki eser yazar eşleştirmesi falan gelmiyor. Sizin sanatçıyı tanımanızı istiyor. Sanatçının edebi kimliğini bilirseniz bu iş kolaylaşıyor. İşe biraz da magazin katacağım. Niye hocam bunu niye yapıyorsunuz derseniz. Arkadaş, bir sanatçının kendi hayatı edebi kişiliğinden bağımsız değildir. Aşkları, çocukları, yaşadığı çevre onun edebiyat hayatına sirayet eder. O yüzden oturup eser yazar hiç ezberlemeyin. Gerçekten eser yazar ezberleyenlerin işi rast gitmeyecek bu sınavda. Peki başlıyorum. Abdülhak Hamit Tarhan. Makber şairidir, tezatlar şairidir. Edebiyatımızda çok yönlü, hem tiyatro yazan hem şiir yazan bir sanatçıdır Abdülhak Hamit Tarhan. Makber şiiri çok önemli. Ne diyor Makber'de? Eyvah! Ne yer ne yar kaldı, gönlüm dolu ahuzar kaldı. Şimdi buradaydı, gitti elden. Gelip ezele, gidip ezele... Ay nasıldı ya? Gelip... Şimdi buradaydı, gitti elden. Gelip ebed... Şimdi buradaydı, gitti elden. Gelip ezelden... Ay nasıldı o şiir ya? Bak şiiri unuttum. Eyvah ne yer ne yar kaldı, gönlüm dolu ahuzar kaldı. Şimdi buradaydı, gitti elden, gitti ebede, gelip ezelden. Açı eşi Fatıma Hanım'a yazıyor bu şiiri ve Fatıma Hanım'ın ölümünden çok derin bir üzüntü duyuyor. Ama bazı kişilere göre Fatıma Hanım ölmeden önce yazmıştır Makber'i diyor. Makber metafizik ürpertiyi de bize çok canlı bir şekilde gösteriyor. Şairin ölüm karşısında acımasız bir tutum sergilediğini de bize gösteriyor arkadaşlar. Fatıma Hanım'ı normalde çok seviyor ama öldükten hemen bir 7 gün sonra başka biriyle evleniyor. Çapkın bir sanatçımız Lüsyen isimli, Can Dündar'ın Lüsyen isimli kitabını okursanız onun böyle çapkınlıklarını edebi kişiliğinde çok detaylı bir şekilde de görmüş olursunuz arkadaşlar. Fatıma Hanım'ın ölümü üzerine hemen böyle bir hafta geçtikten sonra vefat ediyor ve bir şiirinde Fatıma Hanım şiirin içerisine sirayet ediyor ve diyor ki Hamit, hani beni çok seviyordun, niye hemen burada işte başka biriyle evlendin? Hamit orada
Tabii biraz ırkçı bir söylem olabilir ama işte siyahi biriyle evleniyor arkadaşlar. Ve diyor ki görmüyor musun Fatıma yastayım diyor. Dolayısıyla burada aslında onun nüktedan da bir kişiliği olduğunu da görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Peki Hamit dediğim zaman aslında biraz çocukluk hayatımdan da bahsedecek olursak babası diplomat. O yüzden çok fazla şehirde bulunma imkanı oluyor. Özel derslerle yetişmiş bir yazardır. Bu sebeple de aslında kendisini çok çok da geliştirmiş bir sanatçıdır Hamit. Dışında şunu söyleyebilirim ki eserlerine baktığınız zaman tezatlar şairi olduğunu görüyorsunuz. Bunu öylesine söylemiyoruz arkadaşlar. Niye söylüyorum? Bir şiirinde Sahra Çölü'nü anlatırken başka bir şiirinde Paris'i anlatıyor. Bu bir tezattır. Sahra Çölü tamamen yani çöl adı üstünde ama Paris dediğim zaman bir şehir. İşte buradaki karşıtlıklarıyla biz Abdülhak Hamit Tarhan'da çok net bir şekilde görmüş oluyoruz arkadaşlar. Dışında tiyatrolar yazıyor. Tiyatrolarını hem Hece hem Aruz'la yazıyor. Eşber, Tarık, Sardan Apal çok önemli tiyatro eserleridir. Bunlar da aklımızda mutlaka bulunsun. Ve yıldızlanması gereken bir nokta Külbe-i İştiyak. Arkadaşlar bu şiirinde tabiata karşı bakış açısını görüyorsunuz Hamit'in. Ve bu şiiri MEP kitabına yer verdi. MEP kitabında yer verdi. O zaman soru gelebilir mi? Gelme ihtimali yüksek. O yüzden lütfen bunu da not ediniz arkadaşlar. Evet, Hamit dediğim zaman şairlik kimliği çok ön plandadır ama tiyatroları da vardır, bunu unutmuyorsunuz. Ama roman yazmamıştır arkadaşlar. Bu yönü benim için çok çok kıymetli. Bunları bilseniz gelecek soruyu çok rahat bir şekilde çözersiniz. Ve geçiyorum Recaizade Mahmut Ekrem'e. Ekrem bu dönemin fikir babası aslında. Niye? Aslında biz Tanzimat 1. dönemde de böyle çok çok az görmüştük Ekrem'i arkadaşlar ama şunu söyleyebilirim ki Ekrem için Galatasaray Lisesi'nde öğretmen ve bu lisede en başarılı öğrencisi olan Tevfik Fikret'i de bir video sonrasında edebiyatın başına geçirecek. Servet Üfyun'un edebiyatını kuracak. Ama burada ne diyor biliyor musunuz? Zerrattan Şumus'a kadar her güzel şey şiirdir. Ne demek hocam bu, bir açıklasana derseniz. Arkadaşlar bu cümleyi size, bakın bu söylediğim cümleler çok önemli. Sanatçıların şiirleri ve konuştukları şeyler çok önemli. Neden? Çünkü bunlar sorularda bizzat gelebiliyordu ondan. O yüzden bunlara dikkat ediniz lütfen. Böyle bir yönü var. Zerrat yani küçük bir zerre. Şumus güneş demek arkadaşlar. Zerreden yani en küçük zerreden, küçük bir tanecikten şumusa kadar yani güneşe kadar her şey şiirin konusu olabilir. O zaman bu adam şiirin konusunu da genişletmiştir diyebilirim. Zaten Tanzimat 2'nin de en önemli noktası buydu. Her şey şiirin konusu olabilirdi. Ekrem dediğim zaman aynı zamanda arkadaşlar çocuklarını da çok erken yaşta kaybeden onun üzüntüsünü duyuyor ve eserlerinde bunu yansıtıyor. Mesela Şevki Yok şiiri çok önemlidir. Ne diyor oğlu için? Geldi ama ki neyleyim sensiz baharın şevki yok. Yani bahar gelmiş olabilir ama sen yoksun. O yüzden benim için hiçbir önemi yok. Romanlarında çok kapalı bir dil kullanan şair, şiirlerinde romantizmin gölgesinden kurtulamamıştır ve dili çok sade. Bakın anlayabiliyorsun. O zaman ben Ekrem için şunu söyleyebilir miyim? Evet, realisttir. Araba sevdasını yazmıştır. İlk realist romandır ama şiirlerinde romantizmi çok ciddi bir şekilde kullanır arkadaşlar. Benim için bu çok 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 önemli. Baktığınız zaman Ekrem'de ne görüyorsunuz? Galatasaray Lisesi'nde öğretmen, en başarılı öğrencisi Fikret. Onun o zaman Talim Edebiyat kitabını yazması çok muhtemel olacak. Talim Edebiyatı yazacak arkadaşlar. Ve Talim Edebiyat nedir hocam derseniz, bir edebiyat bilgileri kitabı. Şu anki edebiyat kitabınızı işte 12. sınıf MEP kitabınızı açtığınız zaman gördüğünüz bilgiler ya da 11. sınıf MEP kitabınızı açtığınız zaman, 10. sınıf kitabınızı açtığınız zaman gördüğünüz bilgiler aslında Ekrem'in kitabında yer almış olacak. Bu da benim için oldukça önemli. Sadece hocam şiiri mi var? Hayır. Öyküsü de var arkadaşlar. Tiyatrosu da var. Atala, Vuslat, çok bilen çok yanılır değil mi? Çok önemli tiyatrolardır ama dediğim gibi eser yazar gelmez. Sadece böyle çok belki araya sıkıştırır. Benim söylediğim özellikler, konuştuğumuz cümleler sınavda karşınıza gelir arkadaşlar. Özellikle hem romantizmden hem realizmden etkilenmiş olduğu gerçeği benim için çok önemli. Çünkü niye? Ekrem'i herkes işte ilk realist romanın yazarı, araba sevdasının yazarı der ama sadece bu yönüyle bilmek çok büyük bir yanlışlıktır arkadaşlar. Ekrem aynı zamanda dediğim gibi çocukların ölümünden dolayı romantizmi benimser ve şiirlerinde sade bir dil kullanır diyoruz arkadaşlar. Peki Recaizade Mahmut Ekrem Servet-i Fünun'un kuruluşuna da çok güzel bir şekilde öncülük etmiş bir sanatçı. O zaman bu döneme de damgasını vurmuştur ve oldukça önemlidir. Soru gelme potansiyeli de yüksektir. Yine
zemzeme demdeme münakaşasını ortaya çıkarmıştır. Aklınızda şöyle kalsın mı? Recaizade Z var ya. Z, zemzeme, demdemeyi kim yazacak hocam? Muallim Naci. Bir atışacaklar, kafiye kulak için midir, göz için midir? Böyle bir tartışmayı da ortaya çıkaracaklar arkadaşlar. Oldukça önemli bir nokta diyoruz. Peki geçiyorum Muallim Naci'ye. Muallim Naci dediğim zaman aklıma ne gelecek? Az önce söyledim, demdeme ona ait olacak arkadaşlar. Burada biraz daha halk edebiyatına yönelim göreceğiz. Bakın bir farklılık görüyorum. Farkı sormayı sever ÖSYM, o yüzden buna bir dikkat edelim. Halk edebiyatına yöneliş görüyorum arkadaşlar. O yüzden Köylü Kızların Şarkısı Muallim Naci'nin çok önemli bir şiiridir. Sorularda gelme potansiyeli oldukça yüksektir diyoruz arkadaşlar. Oldukça önemli bir nokta. Peki geliyorum Sami Paşazade Sezai'ye. Sami Paşazade Sezai dediğimde aklıma ne geliyor? Sergüzeşt geliyor. Sergüzeşt ne demek hocam? Serbaş demek, güzeşt geçmek demek. Baştan geçen olayları anlatıyor arkadaşlar. Sami Paşazade'nin Sergüzeşt'inde Dilber isimli bir karakterin köle ticaretiyle alınıp satıldığını görüyoruz. Ve bundan dolayı duyduğu üzüntü anlatılıyor. Zaten Tanzimat 2'nin konularının içerisindedir değil mi? Köle ticaretiyle alınıp satılma, yanlış batıllaşma. Ekrem'de gördüm yanlış batıllaşmayı. Araba sevdası, züppe bir tip var ortada. Biruz Bey, baba parasıyla geçinen bir tip. İşte onun alafrangalığını bize çok güzel bir şekilde anlatmış oluyor arkadaşlar. Sami Paşazade Sezai için şunu da söyleyebilir miyim? Romantizmden realizme de geçtiğini söyleyebilir miyim? Söylerim hocam. Realist öykünün, hatta şunu da söyleyeyim. Öyküleri realisttir ama batılı anlamda yazılan ilk realist öykü de yine onun Küçük Şeyleridir. Pek çok kaynakta şöyle geçer bu. Kendisi küçük ya da ismi küçük, kendisi büyük şeyler. Yine gelme potansiyeli oldukça yüksektir arkadaşlar. Ve geçiyorum son sanatçımıza, Nabizade Nazım'a geçiyoruz arkadaşlar. Nabizade Nazım dediğim zaman benim aklıma ne geliyor? İlk psikolojik roman denemesi olan Zehra geliyor. Bakın ilk psikolojik roman demiyorum. O Mehmet Rauf'un Eylül'ünde konuşacağız onu. O Eylül Mehmet Rauf'a ait. Ama ilk psikolojik roman denemesi dediğimde Nabizade Nazım'ın Zehra'sı kıskançlığın romanıdır arkadaşlar. Zehra isimli bir karakterimiz var. Doğduğu anda babasını annesinden kıskanıyor. Okula gidiyor, arkadaşlarını kıskanıyor. Evleniyor, eşini kıskanıyor. Bu kıskançlık da onun başına bayağı bir çorap örüyor. Kıskançlık dediğim zaman zaten psikolojik bir durum biliyorsunuz ki. Bu yüzden psikolojik roman denemesi olarak da bunu görmüş oluyoruz. Ve yine önemli bir eseri Karabibik. Eserin içerikleri çok önemli. Fark ettiyseniz hep içerikten konuşuyorum. Nabizade Nazım'ın Karabibik benim için çok kıymetli. Neden hocam? Çünkü Nabizade Nazım Karabibik'te ne anlatır? Antalya'nın Kaş ilçesinde geçiyor olaylar ve o köyü anlatır. Naturalizmin de en önemli özelliğini gösterir. Çünkü oradaki karakterleri onların ağzıyla konuşturur. Dolayısıyla naturalizmin bütün özelliklerini burada çok ciddi bir şekilde görebilirsiniz. Nabizade Nazım, Tanzimat 2. dönem sanatçısı olmasına karşın ben onda artık halk edebiyatı esintilerini de görüyorum. Tıpkı Muallim Naci'de gördüğüm gibi. O zaman şöyle bir karım yapabilir miyim? Ben yoğun olarak şunu görüyorum arkadaşlar burada. Muallim Naci ve Nabizade Nazım'da biraz daha halk edebiyatına kayma. Ama Abdülhak Hamit Tarhan dediğimde çok çok kapalı bir dil görüyorum. Değil mi? Daha böyle o divan edebiyatından hala kurtulamama görüyorum. Ya da Ekrem dediğimde romanlarında evet o kapalı dili görüyorum. Şiirlerinde biraz sadelik görüyorum. Dolayısıyla bu dönem aslında sadelikle kapalı anlatımın da biraz da böyle iç içe geçtiği bir dönem. Özelliklerini biraz yavaş yavaş da yitirmeye başladığı, o işte sadece sanat sanat içindir anlayışını biraz da yıkmaya başladıkları bir dönem diyebilirsiniz. Peki Tanzimat 2. dönem bu kadardı arkadaşlar. Nihayete erdirdik. Gelsin Servet-i, gelsin Milli Edebiyat ve Cumhuriyet. Çok güzel bir şekilde onları da hafıza teknikleriyle işleyeceğiz. Bu hafıza teknikleri, özellikle görseller sizin için çok önemli. Çünkü edebiyat unutulan bir ders. Türkçe gibi değil biliyorsunuz ki. Türkçede daha teknikler var. Ama edebiyatı bu şekilde sanatçıların hayatlarını düşünerek ya da işte buradaki arkada kullandığım görselleri hafızanıza atarak aklınızdan hiç çıkmamasını da sağlayacaksınız arkadaşlar. O zaman ne diyoruz her zamanki gibi? Dersi beğendiyseniz beğene tıklamayı. Çünkü bu beğeniler önemli benim de motivasyonumun artması için. Ve kanala hala abone değilseniz, abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Bu videoyu izlemek ücretsiz. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.